Bir bitki içi su dolu bir kapta bekletiliyor. Kaptan suyu alarak yapraklara kadar belirli faktörlerin yardımıyla taşır. Bu faktörler terleme kohezyon, kılcallık ve kök basıncıdır. Bu faktörlerin etkisiyle kaptaki su seviyesi zamanla azalır. Bitki kaptan aldığı suyun büyük bir kısmını terleme ile dışarıya atar. Bitki gövdesinin belirli bir bölgesinden kesilirse, zamanla kaptaki su seviyesinde azalma görülür. Bu durum bitkinin kaptan su aldığını gösterir. Suyun yukarıya çıkmasında kök basıncı ve kılcallık etkilidir. Yapraklar olmadığı için terleme kohezyon kuvveti görülmez. Kesilen bitkinin diğer parçası şekildeki gibi kaba daldırılırsa bitki kaptan su alır. Aldığı suyun büyük bir kısmını terleme ile dışarı atar. Suyun taşınmasında kılcallık ve terleme kohezyon kuvveti etkilidir. Kök olmadığı için kök basıncı görülmez. Bitkinin dal ve yaprakları gövdesi şekildeki gibi bir dala daldırılıyor. Bitkinin kaptan su aldığı görülür. Suyun alınmasında etkili kuvvet kılcallık olayıdır. Çünkü kök ve yapraklar yoktur, kök basıncı ve terleme kohezyon görülmez. Aynı tür 3 farklı bitki şekildeki gibi saksılara yerleştiriliyor. Pervane yardımıyla hava akımı gönderilir. Bitkilerde terleme hızı artar. Bitkiler kaybettiği suyu kaptan alarak telafi eder. Bu yüzden kaptaki su miktarı zamanla azalır. Yaprak sayısı en fazla olan 3. bitkidir. Bu yüzden su kaybı en fazla 3. bitkide gerçekleşir. 3. bitkide su kaybının fazla olmasının temel nedeni terleme ile su kaybedilmesidir. Kaplardan suyun bitkinin üst kısımlarına taşınmasında kılcallık, terleme kohezyon ve kök basıncı etkilidir.